Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Kaldık mı baş başa beraber? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, gönlümüze, evinize. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi. Dün bir sürü çamaşır yıkadım. Of. Halıları kaldı, temizlik yap. Mutfağın camını sildim. Tepesini değil de yukarıda komşumun saksısı var, bahsetmiştim herhalde çiçeği. Ben siliyorum, o gene her gün sulandığı için. Yine benek benek nokta nokta oluyor. Bayağı yoruldum çamaşır yıkamak. Yıkadım, ütü de var. Vallahi kalkıp da ta oradan şimdi senin bezini alamayacağım. Bak ya, üf. Suyundan bezini alamayacağım. Çamaşır yıkamak ütü demek. Bakayım herhalde 10 gün demişlerdi okullar açıldı. Çekil bakalım çekil. Nevresimlerimi atayım bir onlar kaldı. Pikemi değiştireyim. Sonra doğru bayramın oraya. Sen beni bıraktın da ben seni bırakamadım işte. İnce hafif olduğundan ah çamaşır suyu yapmışım. Onu da. Gideyim fırınımın fırıldağı geldi mi? Diyeceğim artık. Aman oradan birini sür gelince oraya tak. Ayran yoktur gerçi de. Şey vardır. Kemal oradadır. Arkadaşlardan bir tanesi de şey yazmış. Bunu görünce. Bu üç istemiyor. Direkt askıya. Feyza'dan mı kaldı o elbise diye. Hayatım elbise mi bu? Sen elbise niyetine giyeceksin herhalde iş olsa. Tunik. Feyza'dan kaldı. Tövbe tövbe estağfurullah. Yemek memek hiç uğraşamayacağım. Yaptığım şakşukalardan çıkardım. Bir tane... Şakşukayı yerim. Yarına Allah kerim. Ülkücüğüme de dönemedim. Ülkücüğüm de yani hem dönemedim. Arayacağım şimdi onu da. Benim kuaföre arkadaşıyla gitti sen de gel. İstersen demiş işte. Ah yoğundum hayatım ya. Ona bile dönemedim. Yoğunluğum vardı benim kuaförüme. Telefonunu istemişti. Ben Adrasan'dayken. Kremini aldım ama tam dediğim kremi emin değilim. Şaflarımı değiştireyim, onu makineye atayım. Öyle gideyim. İşte ütülenecek. Ya. Ne güzel hepsi şöyle ütülenmeyecek gibi olsa ya. Ama maalesef. Maalesef.
Ay şunlar bir rahat, bir rahat. Vallahi şimdi 150-200 olmuş evde giyme. Anam benim de her tarafım şey, çamaşır suyu. Sabah erkenden kalk. Ama ütülenecek nasıl olsa. Neden şey gibi katlıyorsa. Bedriyeciğimle buluşacağız da hangi gün? Adrasan'dayken aradı. Dedim hayatım Adrasan'dayım. Bir geleyim haberleşiriz dedim. Ta bayramdan önce görüşecektik. İşte bunları giymesi güzel, hoş güzel de alengirli, ütülemesi de alengirli. Giymesi güzel de. Şey yaptım, bunu götürmemiştim de. Çıkarmış mı çıkarmış. Arkasında mıydı, önünde miydi? Arkada da önde de vardı. Şundakini çıkarmamış da bundakini çıkarmış. Onu da bana Mükü söylediydi. Bulaşık deterjanı, parlatıcısı, lekeli olan yere dök dedi, çok güzel çıkarıyor dedi. Dolaptan çıkardım bunları da, onunkini çıkarmış bak. Aa, bununkini de çıkarmış vallahi. Önlük alacağım kendime, önlük. Dolaptan onları çıkardım. Az parlatıcı, az da bulaşık deterjanı damlattım üstüne. Makinaya öyle attım. Bunlar ütülenecek hep. Buradakilerin hepsi ütülenecek kalmış artık. Siz de ütülenecek. Bunları yerleştireyim. Hemen pikelerimi değiştireyim. Bakayım hangi rengi koysam acaba. Mavi'de karar kıldım. Perdelerime uygun. Mavi'de. Şöyle konuştum şimdi. Sinir oldum diyor. Bir saat geç diyor şey, otobüs bekliyorum diyor, işe gidecek ya. Kız kaçırmış olmayasın dedim, yok kız diyor. Ne kaçırması diyor. Bir saat oldu diyor. Hala geçmedi diyor. Allah Mavi'de giyme seçemem, çok güzelsin geçemem. Ters mi yaydım kız? Yok. Böyle yayılıyordu. Ters değil. Ne geliyordu? İşte her çarşaf bir olmuyor. Buyur.
Evir çevir. La havle kuvvet. Hayır, ben bunu dikine yayıyordum. Hakan'cığımın süveterini yapacağım gibi götürdüm de ne yaptım ne yaptım. Kırıldım ararken. Bahçeyi gezmekten aşağı yukarı şey yapmaktan. Şerife de soruyor. Hakan'ın süveteri dedim valizde. Elime alıp da yapamadım evde artık. Şimdi bir kahve içer miyiz? İçeriz. Makinemi çalıştırayım öyle. Kahvemizi içip de gidelim. Çevik bir yere. Ah Nur işim ah. Geçen mesaj yazdı. Döndüm ona da. Bursa'dan atsa diye katılıyor. Şekerim Nur işimiz var ya bizim. Emekli olmak için az bir sene mi diyordu? Ne diyordu? Var diyordu. İş yerinde birisi uğraşıyormuş da. Hayatım manken gibi oldu sende. Manken. Vur kafasına dedim. Bazıları hak ediyor. Anne uğraşırsın kızla. Tamamdır. Şimdi kahvemi yapayım. Hemen kahve köşemizi önce makinamı çalıştırayım. Kızlar yaptınız mı kahvenizi sizde? Kahvemizi içelim doğru. Ver elini bayram. Camekanlarımı parlatayım da. Bunların da ikisini yıkan, şu beyaz yıkansın artık. Sağa sola çarpmayayım. Elbise ucunla olacak iş. Hukukla olacak iş değil. Gideyim alayım bu şey fırıldağımı. Geldiyse gelmiş olması lazım. Tamam. O yıkanacak. Adrasan'dan geldik. Birçok arkadaş nereye gidiyorsun? Adrasan'a gidiyorsun diye yorumlarda yazıyorlardı. Oraya gideceğine Ebru'nun yanına niye gitmiyorsun? Her şeyin yeri, sırası, zamanı var arkadaşlar. Söylemiştim de ben zaten. Havalar biraz serinlesin. Ben sıcakta duramıyorum. Sıcağa gelemiyorum.
Konuştuk Ebru'yla dün. Anne dedi, önümüzdeki dedi hafta dedi. Havalar nasıl biraz serinledi dedi. Burası bile hafif birazcık estiriyor yani. Tabii döndü, o eski sıcaklar yok. İstersen dedi, gel dedi. Dedim bir daha dur bakalım, bu önümüzdeki hafta olmasın dedim. Gene dedim o zamana kadar haberleşiriz dedim. Telefonlaşıyoruz zaten her gün. Dedim iyice serinlesin, tam benim havam olsun. Döndü döndü diyor, havalar serinledi. O zaten burası da öyle. Antalya'da nasıl hava dedi de. Eskisi kadar dedim sıcak yok ama oraya nazaran dedim. Orası daha esiyor. Burası tabii daha farklı. Acele etmeyin kız, gideceğim. Gideceğim de biraz daha durayım. Azıcık daha. Tamam artık şeye, adresine da 2-3 ay ara veririm. Öyle diyorum hep de. Veremedim gitti, veremedim. Şerifeciğim de kanıma giriyor benim. Duruyor duruyor, baksana giderken bile. Dünkü videoda dedim hadi gene konuştuk. 15 gün sonra diyor. Kız bir dur dedim ya, ne 15 günü. Evini diyor özledin mi Faize abla, özlemiş misin diyor. Kahve içtik, sohbet ettik de tabii kamera çekim şeyinde. Dedim vallahi ne bileyim dedim, hani araba yanaşırken. Evi dedim herhalde pek özlemedim, neyini özleyeyim evin. Evin nesini özleyeyim. Ev. Yumuşak şukam var. Bugün yemek yapmam. Bayağıdır canım şey istiyor ya. Kuru fasulye istiyorum. Şöyle etli kuru fasulye almıştım. Dondurucuya koydum, haşladım da. Kemikli. Bir kuru fasulye yapayım. Belli değil, bilmiyorum. Sabah Mükü'yle konuştuk dedim ya. Sinirlenmiş. Gelebilir de gelmeyebilir de. Kesin net bir şey söylemedi. Geldin mi dedi, geldim dedim. Temizlik memizlik yaptım dedim. Haberleşiriz daha dedi. Kesin bir şey demedi. Hani net demedi. Olur dedim, haberleşiriz. Haberleşiriz deyince aklıma geldi. Zehracığımla buluşacaktık. Oraya gelecekti, gelemedim. Bayramda gördüğünüz küçük mini fırın vardı ya. Ondan o yaylaya ev yaptırıyor. Tam dedi bana dedi istediğim aradığım küçüklükte dedi oraya dedi. Oraya uygun dedi. Ondan da haberleşelim de hangi gün gelecekse, nerede buluşacaksak fırından baksın. Ben kendi fırınımı, küçük fırın sorduğumda gördü, seyretti herhalde videoda. Tam aradığım, istediğim fırın dedi. Neyse kahvemizi içelim şöyle sağdan sağdan. Bayrama doğru yollanalım. Sağdan gidelim. Mükü'yle biz bu yaşlı
Yaşlı evi. Geçen sene sormuştuk. Belirli bir aidat ödüyormuşsun. O ne kız, öyle ağaca sermişler. Örgü. Ne güzel olmuş bak. Belirli bir aylık ödüyormuşsun. Öyle üye oluyorsun yani. Kafana göre girip çıkmıyorsun. Yiyecek, içecek. Herhalde tam konuşmadık ama ücretsiz, belirli bir herhalde üye olduktan sonra ya indirimle. Evde durmadığımız için gerek görmedik. Hani öyle normal dışarıdan gelecek olsaydı iyiydi. Onun için detaylara girmedik. İnşallah fırıldan gelmiştir. Adrasan'a gitmeden burası tadilattaydı. Ben acaba başka şey mi olacak dedim. Bitirmişler. Aynen. Neler varmış indirimde? Bulaşık makinesi. 9 milyar. Aman. Bak 900 benim aldığım fırın. $1.200.000 tencere. Aldım, alamadım, kaldım. Seni bayram patlar. Faize seni bayram patla. Satsa alacaktım. Niye aklıma geldi? Dur bakalım. En büyük satsa, ay ona toprak da lazım. Yukarı nasıl çıkaracağım? Ona artık kızlardan biri geldiği zaman. Dışarıda saksı da göremedim ya da. Ha, burada. Ama küçük bunlar. Ben daha büyüğünü istiyorum. Gene oynatmayayım onu. Ha, şurada da var. Ama bunlar da küçük. Çok iyi abi. Gezmeye gideceğim. Ben bardaklara bakayım. Sen bak ablam, bak. Nereye gidiyorsun Kemal dedim çocuğa. Çocukta müşterisi varmış. Kemal'de de bardak çeşitleri. Bardaklar bunlar. Şunlar. Neyse, acelesi yok onun canım. Arka tarafta var mı acaba? Sintetik kimermiş o. Burada yok. Hava sıcak, vantilatör çalıştırmış tepede. Havalandırsın diye. Burada yok.
öyle. Ama ben şu aynadan istiyordum da arkası büyüteçli mi? Ha, kırılmış o da. Da vardır tabii. Aynen büyüteçli. Kaç acaba? 75 diyorduk değil mi? Doğru mu? Yok anam yok. Bardak. Merhaba. Benim fırıldak geldi mi? Senin fırıldak Bayram Bey yatıyor. Diğer fırıldak depoda geldi. Hı. İndirdim. Görüşürüz Şifa abicim. Şunu demeye çalışıyorum. Yarın sabah gelirseniz fırını da getirin lütfen. Ben nasıl getireceğim o fırını? Torun buradaydı da götürdüm. Ya da şöyle bir şey yapacağız. Ben fırını yarın size teslim edeceğim. Hı. Yeni fırınınızı, eski fırınınızı bize ne zaman? Bayram geldiğinde biriniz gelin alın. Ne diyeyim şimdi? Hayır sıkıntı yok. Yarın gelin ben fırınınızı vereyim. Ben fırını daha buraya getirdim. Ha buraya getirin hadi. Aynen depoya indirdim. Kırtasiye sezonu olduğu için yerleştiremediğim için. Hı. Fırın orada. Yarın sabah burada. Orada ayna var. Ne kadar ayna var? Saatler mi oradaki? Valla karşıda şu büyüteçli arka tarafı. 75 büyüğü. Bir bakayım. Bir bakayım ona. Yardım ihtiyacınız olur mu siz bakar mısınız? Gel gel. Geliyorum. Şu büyüğü mü? Büyük 75 lira. O kırılmış zaten. Ya kurban olayım bunu buraya koyuyorlar. Ondan sonra müşteri alır mı? Almaz tabii. Bak çabuk oldu. Ha, pembe olsun. Vereyim mi? Ver ver. Bir şey yok değil mi? Bir sakatlık yok onda. Bizden aldığınız ürünlerin kökü sakat da. Sonradan geri değiştiriyoruz. Ya o fırını nasıl getireceğim ben be gülüm? Ya abla, kutusu duruyor mu? Aa, bana da kutusuz ver. Kutusunu değiştir. Buna koyarız. Ben sana kutusundan çıkartırım. Teslim ederim yarın körünü. Sen ne zaman bana getirmek ben istedim? Nasıl götüreyim ay ablam? Biriniz bayram buradaki iki kişi ki biriniz getirip... Önceki gibi pahalı değil. Ağır değil. Yarın getireyim ağırlığına bakarız. Olmadı ben sizi bırakırım. Yok. İyi hadi bakalım öyle olsun. Hadi. Ama çok deli fiyatlı içişler. Değil mi? O ötenin sen bir sübürge çıkardıydın. Phantom mu? Evet. Kaç o? 1100 lira. Bir bakayım şuna çekişim ekişi nasıl onun? Çekişim bir küçük olur. Küçük bir fırın şey sübürge istiyorum da. İçim garantili değil. Müşteri bakıyordu herhalde. Hı? Senin müşteriye gösteriyordun herhalde. Verdin mi? Evet, 3 tane verdim. İyi. O haznesi mi boşaltıyor onu? Evet. Şurada küçük bir haznesi. Aç bakayım haznesini. Şurada mandal kısmı var. Ha, o şekilde. Yıkanabilir. Evet. Süzek. Tamam, ben şimdilik şunu alayım da. Tamam. Müzik
şeyin yanına sokulunacak gibi değil. Kremim bittiydi. 60 lira. Bir boy şu kadar büyüğü, 140 kusur. Eskiden krem mi vardı? Ama işte. Şampuan mı vardı, krem mi vardı? Eskiden yeşil sabunlar hala vardır. Zeytinyağlı bir de. Yeşil sabunlar, kalıp sabunlar vardı. Onlarla yıkanırdık. Neyse bunu iyi oldu. Bundan bir tane istiyordum ben. Çarşıda sordum 150 lira dedi. Bu da 75 deyince şu büyüteç tarafı lazım bana da. Çok kaşalıyorum ya, gözümü çıkarırım maazallah. Neyse şey yaparken lazımdı. Aman pek yakına da bakmayayım, hepten kırışıklar çıkıyor. Ay Allah razı olsun, hadi. Fırını değiştirecek. Te. Onu artık nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Allah razı olsun. Ben o zaman da Feyza'dan getirdim. Yakın yeri içe aldım ama pek yakın yeri kullanmak psikolojimi bozma Faize. Neyse. Ya sübürgede kararsız kaldım. Yükününki gibi istiyorum da onlar da kaç para oldu bilmiyorum. Şu fırını bir halledelim bakalım da iyi hadi değiştirecek. Başta dedim ben ona değiştirin beni bekletmeyin diye. Gerçi şey de gelmiş de. Adını söyle. Fırında. Ama değiştirmesi iyi oldu artık. Beyza'cığım ne zaman gelecek? Anca o zaman gel yarın diyor. Ha ben geleceğim de fırını nasıl götüreceğim? O var bir de. Allah razı olsun gene. Pazar arabası köşeli telli olsaydı üstünü oturtururdum. Bunun üstüne de oturmaz. Hani pazar arabası. Artık buradan yukarıya da dinlene dinlene çıkaracağım. Yapacak bir şey yok yani. Ay makinem de durmuş. Maşallah ben de çıktım. 2 saati geçirdim. Biraz da sohbet ettik. Müşterisi vardı zaten ben gittiğimde. Baktım nereye gidiyor? Abla buradayım müşteriye bakıyor. Ben arkadaşı sandım. Sohbet ediyorlar sandım. Sübürge o zaman dikkatimi çekti. Onlar da sübürge 3 tane verdim diyor bak. 3 tane sattım gibi. Bilmiyorum ki yani. Onda bir kararsız. Hoş zaten karar da vermiş olsam kendim şimdi alıp getiremeyeceğim. Aynen güzel kız değil mi? Gelmiş gelmiş. Bayağıdır istiyordum. İyi hadi orada 75. Çarşıdan alacaktım 150 dedi. Dedim 150 şimdi ona veremeyeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ne yapacağım? Çok lazım o bana. O bana çok lazım. Zehracığım söyledi ondan sonra. Dedim böyle böyle mini fırından istiyor diye. Artık hangi gün denk gelecek bilmiyorum. Onu da bir gün kararlaştırmamız lazım. Kalkayım ben çamaşırlarımı sereyim. Beklediği için de iyi ki kıyafet değil, iyice karışırdı. Ama ütüde bakalım. Sen sağ, ben selamet dediğim gibi. Ne zaman kafam eserse o zaman. Yaparım. Ben kaçayım gideyim çamaşırlarımı sermeden. İnşallah canlarım benim güzel bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Buna da içim sızladı. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.